Merhaba Medyascope izleyicileri. Bugün Almanya'da Yeşiller Partisi'nin yükselişini konuşacağız. Uzun bir duraklama ya da durgunluk dönemi diyebileceğimiz bir sürenin ardından Yeşiller Partisi Almanya'da yeniden yükselişe geçti. Tüm anketlerde ve son iki eyalet seçimlerinde belki de beklenmeyen bir başarı elde etti Yeşiller Partisi ve bu yükseliş trendi devam edeceğe benziyor. Biz de bu yükseliş trendinin arkasındaki sebepleri konuşacağız. Bugün konuğumuz Cem Say, gazeteci kendisi. Daha önce Berlin'de bulundu. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi son iki eyalet seçimlerinde Yeşiller oldukça büyük bir yani başarı sayılabilir bu herhalde. Çünkü özellikle Bavyera'da yani tarihsel olarak güçsüz olduğu bir yerde başarı elde etti. Hessen biraz daha bir orada kökleri var ama Bavyera özellikle büyük bir başarı. Ayrıca şunu hatırlıyorum ben, barajı geçebilecek mi spekülasyonları yapılıyordu 2017 yılındaki genel seçimlerde ama fazlasıyla geçti %5'lik barajı Yeşiller Partisi. Bu beklenmeyen yükselişin sebebi nedir acaba? Ya da beklenmeyen miydi bu yükseliş? Belki önce bir yanlış algılamayı düzeltmek lazım. Yeşillerin %5 barajının altına düştüğü sadece bir kere oldu. O da iki Almanya'nın birleşmesinden hemen sonraydı. O sırada Yeşillerin önem verdiği konular çok geri planda kalmıştı. Biraz ondan kaynaklanıyordu barajın altına düşmek. Şu anda ve son yıllarda böyle bir sorunu aslında Yeşillerin yok. Fakat Yeşiller birçok diğer parti gibi belli bir sınırın üstüne çıkamıyorlardı. Yani yaklaşık %10-12 civarında oy alıyorlar, onun ötesine çıkamıyorlardı. Son eyalet seçimlerinde bunun oldukça üzerine çıktılar. Neredeyse ikiye katladılar oylarını birdenbire. Şimdi bunun nedenlerine baktığınız zaman bunu aslında Yeşillerin çok güçlü olmasından değil, onunla açıklamak daha zor. Daha çok diğer partilerin birdenbire zayıflamasıyla ve ciddi bunalıma düşmesiyle açıklamak gerekiyor zannediyorum. Burada da özellikle Sosyal Demokrat Parti'nin düştüğü ciddi bunalım söz konusu. Yani Sosyal Demokrat Parti son seçimlerde yanılmıyorsam %22 falan gibi bir oy almıştı. Şu anda %15'lerde dolaşıyor. Oylarında büyük ölçüde Yeşillere gittiği biliniyor son seçimlerde. Sanırım Yeşillerin oyunun birden böyle patlaması daha çok başka partilerin zayıflaması ve kriziyle açıklanabilecek bir olgu. Şimdi Yeşillerin aslında güç kaybeden sosyal demokratlardan oy kazanması çok da anormal bir şey gibi gözükmüyor. Ama bir yandan da muhafazakarlardan da o kadar çok olmasa da bir miktar oy almayı başarabiliyor. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Doğru söylüyorsunuz. Bu son yıllardaki bir gelişmeye bağlı. Yeşillerin seçmenlerindeki bir trendle ilgili. Yeşiller ilk çıktıklarında 1970'li yılların sonlarında, 80'li yılların başlarında çok genç bir seçmen kitlesine sahipti. O genç seçmen kitlesi büyük ölçüde sadık kaldı bu partiye. Tabii bugün onların yaşı 60'lı yaşlar. Toplumun daha muhafazakar kesimleri oldular. Gençliğinde insanlar daha ilerici, açık falan oluyor ama daha sonra muhafazakarlaşıyorlar. Bunu özellikle Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde çok açık gözlemlemek de mümkün. Orada Yeşiller şu anda Başbakan Yeşiller'den Katolik, koyu Katolik bir başbakan. Doğaya ve ekolojiye verdiği önem nedeniyle Yeşiller'de Yeşiller olmasaydı büyük ihtimalle Hristiyan Demokratlar'da olacaktı politikacı. Benzer bir eğilim bütün seçmenlerinde var. Şimdi sadece yaşlılar mı seçiyor Yeşilleri diye soracak olursanız, hayır, kesinlikle öyle değil. O da yanlış olur, onu söylemek de yanlış olur. Ama şu anda Yeşillerin seçmen kitlesi içinde o yaşlı kesim çok ciddi bir fark yaratıyor. Ayrıca parti içinde de daha muhafazakar eğilimli, daha muhafazakar derken
değerlere eskiden gelen Batı Almanya'nın değerlerine sahip çıkan anlamında muhafazakar bir parti olmaya başladığını söylemek mümkün. Bunu da onunla açıklamak mümkün. Peki bu yükselişin, çünkü yükselen tek parti Yeşiller değil, Almanya'da merkez partiler güç kaybediyor. Çevredeki partiler daha yükselişe geçti ve bunlardan bir tanesi ve belki de en önem arz edeni AfD, yani Almanya için Alternatif Partisi, aşırı sağ ve popülist söylemlere sahip. Bu bayağı bir endişe yaratıyor Alman toplumunda sanırım. Bu yükseliş, AfD'nin yükselişiyle bağlantısı var mıdır Yeşillerin yükselişinin, yani bir tepki olarak AfD'nin yükselişine? AfD'nin yükselişine tepkiden daha çok ikisinin birden yükselmesi aynı sebebe dayanıyor. 2015 yılında Almanya hemen hemen bir gecede kapısını 1 milyon mülteciye açtı. Bu bir ülke için, özellikle Almanya gibi böyle ani kararlar vermeyen bir ülke için oldukça ağır bir karardı ve zor bir karardı. Bunun getirdiği, arkasından gelen bir zelzele var. Politik bir zelzele. Bu zelzelede özellikle merkez partileri, yani sosyal demokratlar ve Hristiyan demokratlar, merkez sağ ve sol partiler çok sarsıldılar. İkisi de çok sarsıldı. Buradan ilk çıkan Hristiyan demokratların özellikle sarsılması nedeniyle ortaya çıkan bu Almanya için alternatif diye tercüme edebileceğimiz AfD oldu. Sosyal demokratların kendi oylarını belki korumaları falan mümkün olabilirdi ama sosyal demokratlar başka bir sorun yaşıyorlar. Onların sorunu göç politikasıyla ilgili değil, onların sorunu daha çok sosyal politikayla ilgili. Almanya'da Avrupa Birliği'nde izlenen kemer sıkma politikaları, neoliberal politikalar ciddi sorunlar yaratıyor. Artık halk bunu fazla desteklemiyor. Ve sosyal demokratlardan kendi seçmenleri uzun yıllar bu konuda bir değişiklik beklediler. Sosyal demokratlar bugüne kadar inatla bunu değiştirmemekte ısrar ediyor. Haklılar, haksızlar, o ayrı bir tartışma ama sonuçta partiye yaramıyor. Partinin içinde büyük sıkıntıları zaten var bu nedenle. Ama seçmenler sırtını dönmeye başladı. Sosyal demokratlardan gidenlerin Almanya için alternatif partisine gitmesi fazla mümkün değil. O zaman gidebilecekleri tek bir yer kalıyor, tek bir adres kalıyor, o da Yeşiller. Çünkü bir de sol parti var gidebilecekleri, oraya da bir miktar seçmen kayıyor ama oraya kayanlar fazla değil. O sol parti çünkü eski Stalinist partilerin devamı olarak filan görülüyor hala. Dolayısıyla oraya pek, özellikle Batı Almanya'daki seçmenler pek meyletmiyor. Onların gideceği yer, özellikle gençlerin, sosyal demokratlara sırtını dönen gençlerin gideceği yer Yeşiller. Fakat bu alternatif, AfD'ye alternatif olmayı sağlamaz Yeşiller bakımından. Çünkü sol içinde bir oy kayması yaşanıyor ve bundan yararlanıyor Yeşiller. Sağdaki, aşırı sağdaki gelişmeyi durduracak olan, bence Hristiyan demokratların içindeki gelişmelerdir. Önümüzdeki ayın başında, gelecek hafta Hristiyan demokratlar yeni bir parti başkanı seçecekler. Orada aslında partinin ondan sonra izleyeceği çizgi belli olacak. Ve bu muhafazakar, merkez muhafazakar partinin eski seçmenlerini, kendilerine küsüp giden ve sağa kayan seçmenlerini toplayabilecek bir yeni başkan seçip seçemeyeceği, yeni bir politik çizgi oluşturup oluşturamayacağı bence çok daha önemli Yeşillerin alternatif olmasından. Sağın, yani aşırı sağın gelişmesini durdurabilecek olan ancak Hristiyan Demokrat Parti'nin kendisinden kaçan seçmenleri tekrar yakalamasıyla. Anladım. Şimdi dün New York Times'ta uzunca bir yazı yayınlandı Yeşiller Partisi'nin yükselişiyle ilgili. Şimdi orada şöyle bir şey deniyordu. Daha doğrusu Joschka Fischer'le bir röportaj yapılmış. Onun da görüşlerine yer verilmiş. Diyor ki Doğu Almanya'da, eski Doğu Almanya'ya bağlı olan eyaletlerde Yeşiller çok güçlü değil. Çünkü hala bir Batı Alman partisi olarak görülüyor. Ve işte mülteciler konusundaki tutumundan dolayı vesaire. Ve biz biliyoruz ki AfD'nin en güçlü olduğu yerlerden biri de eski Doğu Alman eyaletleri. Şimdi şöyle bir şey deniyor.
Bavyera'da da güçsüzdü Yeşiller ama orada büyük bir başarı elde edebildiler. Aynısı neden geçerli olmasın Doğu Alman eyaletlerinde diyor Joschka Fischer. Şimdi siz diyorsunuz ki AfD'nin panzehiri Yeşiller değil. Dolayısıyla Fischer'in bu görüşüne katılmıyor musunuz? Katılmıyorum. Yani özellikle Doğu Almanya'yı düşündüğüm zaman hiç katılmıyorum. Çünkü orada bu başarıyı tekrar göstermesi çok zor Yeşiller. Çünkü Yeşiller orada herhangi bir geleneğe sahip değil. Kökleri yok orada. Batı Almanya'da bunu yapma şansları var. Yapıyorlar da zaten. Doğu Almanya bambaşka bir yer. Doğu Almanya'da o boşluğu dolduran sol parti. Yani eski iktidar partisi, Demokratik Almanya döneminde İktidar Partisi daha sonra dönüştü. O daha sonra Batı Alman Sosyal Demokratlarından ayrılan gruplarla falan birleşti. Sendikacılarla falan birleşti. Yeni bir parti oluştu, Sol Parti diye. O parti doğuda ciddi köklere sahip. Yani orada şu anda Batı'da Yeşillerin aldığı oyu hemen hemen aynı oranda doğuda Sol Parti alıyor. Ve onların durumunun çok sarsılmasını ben beklemiyorum. Çünkü onlar mesela sosyal demokratların neoliberal ekonomik politikalarına, kemer sıkma politikalarına karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla onlardan o şekilde bir kaçış olma ihtimali pek yok. Yeşillerin orada tutunması dolayısıyla bence çok mümkün değil. Zaten ben New York Times'taki yazıyı okudum. Dikkat ettiyseniz son cümlesinde de Joschka Fischer fakat diyor bu şu andaki oy patlamasının, yeşillerin yükselmesinin kalıcı olacağı yolunda da hiçbir garanti yok diyor. Ve bence doğru söylüyor. Tam onu soracaktım ben de size. Bu trendin devamını bekliyor musunuz diye ama siz cevap vermiş oldunuz. Teşekkürler. Trendin devamı biraz başka etkenlere bağlı. Yani yeşillerin elinden gelen fazla bir şey yok diyeyim. Diğer partilerdeki gelişmeler Yeşillerin önünü açacak veya kapatacak. Bir de şöyle bir sıkıntı daha var Yeşiller açısından. Dediğim gibi Yeşiller daha muhafazakarlaştı. Son seçimden sonra sosyal demokratlarla değil, Hristiyan demokratlarla hükümet kurmayı denediler. Onlar da istiyordu. Aslında Yeşillerle bir sıkıntı çıkmadı. Liberal Parti'den sıkıntı çıktı. Kurulamadı o koalisyon. Ve yıllardan beri son 10 yıldır en azından Yeşiller içinde daha çok muhafazakarlarla birlikte hareket etme eğilimi güçlü. Dolayısıyla yani Yeşiller kendilerini tamamen bir yere kadar geliştirdiler. Bir potansiyel vardı, onu aldılar. Şimdi onu olsa olsa stabilize edebilirler bana sorarsanız. Onu daha fazla geliştirme şansları en azından bugünkü koşullarda pek yok. Bir de şöyle bir tartışma var. O biraz benim kafamı karıştırdı. Belki siz aydınlatabilirsiniz. Yeşillerin durgun bir döneme geçtiği zaman söylenen şuydu genellikle. Bir merkez partisi haline geldiler ve özellikle gençler için çekiciliklerini yitirdiler. Bir mainstream, ana akım parti haline geldiler deniliyordu. Dün bahsettiğimiz bu makalede yine Joschka Fischer yine aynı şekilde şöyle söylüyor. Daha doğrusu tam tersini söylüyor, özür diliyorum. Merkez bir parti oldu. Yeşiller merkeze yaklaştı, merkez de Yeşillere yaklaştı şeklinde. Siz merkez bir parti olduğunu düşünmüyorsunuz anladığım kadarıyla şimdiye kadar söylediklerinizden ama tekrar bir bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? Yok, merkez parti olduğunu ben de söyleyebilirim. Yalnız çok dikkatli olmak lazım. Yani zaten %20 civarında kalacaklarını düşünmemin sebebi de bu. Gençleri kaybetmedi. Gençlerin belli bir kesimini hatta daha da iyi bağladı kendisini Yeşiller. Almanya'da özellikle Batı Almanya'da ekonomik koşulların görece daha rahat olduğu Batı Almanya'da özellikle iyi eğitimli gençler ekolojik sorunlara çok önem veriyor. Bu nedenle ekolojiyi de en iyi bilen, o konuda en akıllıca çözümleri, en rasyonel çözümleri savunan Yeşillere zaten büyük sempati duyuyorlardı. Diğer partilere oy verenler de buna demek. Yani eğitimli bir genç kesim var ve bu geniş bir kesim Batı Almanya'da. Eğitim olanaklarının büyük olmasından gelen bir şey bu.
Ve bu kesim hemen hemen bütünüyle şu anda yeşillere yönelmiş durumda. Dolayısıyla onlar da merkez kabul edilebilir. Yani sonuçta merkez, sağ, sol, zaten o kavramlar da çok karıştı birbirine dünyada son yıllarda. Onun için de ekolojik bir parti olarak, ama sadece o sorun konusunda bir takım ciddi sorulara cevap veren bir parti olarak Yeşiller şu anda bir merkez partisi kabul edilebilir. Son bir sorum, bizi daha çok ilgilendiren bir soru belki de. Türkiye kökenli insanlar nasıl bakıyor Yeşillere? Şimdi Yeşillerin geleneği hep göçmenlerden yana politikalar izlemek şeklinde. Çok uzun süre, bugün de aslında genelde öyle olduğunu söyleyen liberal, göçmenlere daha iyi koşullar sağlanmasını savunan bir çizgileri her zaman vardı Yeşillerin ve bu devam ediyor. Tabii göçmenler bunu biliyor. Fakat göçmenlerde şöyle bir sıkıntı var, özellikle Türkiye'li göçmenlerde. Türkiye politikası göçmenler arasında daha ilginç bir tepki görüyor. Yani daha fazla ilgileniyor insanlar. Zaten insan Türkiye kökenli göçmenlerin büyük çoğunluğu Türk medyasını izliyor. Oradan bilgileniyor. Dolayısıyla son yıllardaki tartışmalar Yeşillerin durumunu mesela Sosyal Demokratların da başına geldiği gibi biraz sarstı göçmenler arasında. O potansiyele tekrar yaklaşabilir mi, onu tekrar yakalayabilir mi? Çok emin değilim. Orada en öne çıkan yeşil politikacı Cem Özdemir'dir. Cem Özdemir çok ciddi bir kararlılıkla diyelim Türkiye'de demokrasi talebinde bulunuyor. Bu Türkiye'deki iktidarın özellikle hoşuna gitmediği için oradan çok tepki geliyor ve bu yani Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oradaki temsilcileri, uzantıları diyeyim, çok etkili bir çalışma yapıyorlar göçmenler, Türkiye'li göçmenler arasında. Dolayısıyla biraz bütün bunlara bağlı. Yani Yeşiller istedikleri kadar iyi bir göçmen ve göç politikası izleyebilirler. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve MHP'nin izleyici çizgide önem taşıyor. Cem Bey, çok teşekkür ediyoruz. Konuk ben teşekkür için. Ederim. Sağ olun. Bizi aydınlattığınız için Yeşillerin yükselişi konusunda. Bugün gazeteci Cemse ile Almanya'da Yeşiller Partisi'nin son zamanlardaki yükselişi ve yükselişinin ardındaki nedenleri konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.